Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese bereketli sezonlar olsun. Muğla ili Fethiye ilçesinde bir abimizin, Kemal abimizin ceviz bahçesini kontrol ediyoruz. Hastalık, zararlı ve gelişim konularında kontrol ediyoruz. Arkadaşlar, en son videomda ihtiyaç olursa bahçeleri gezebileceğimi söylemiştim. Burada da Kemal abimiz davet etti ve gelişim konusunda, hastalık zararlı konusunda kendisinde kontrollerimize başladık. Bura gördüğünüz gibi önce Kemal abimiz doğru iş yapmış. Kadastro mühendisine önce bahçenin etrafını belirlemiş. Sonra kendisi fazla uğraşamadığı için bir çit teli çeken firmayla anlaşmış. Çit teli çektirmiş. Sulama sistemini kurmuş. Gördüğünüz gibi artezyen orada sondaj vurdurmuş. Yaklaşık 90 metre. Burası bu kısım küçük bir parsel. 30 kadar ceviz ağacı. Diğer meyve ağaçları da var. Portakal, limon, mandalin gibi. Bir tane incir görüyorum. Yeni Dünya, greyfurt, şeftali gibi. Devamında şurada 30 tane ağaç var. Burayı kontrol ettik. Arkadaşlar, burası Kemal abimiz masraftan kaçınmamış. Mavi sertifikalı olarak almış, tepesini şu bölgeden vurmuş ve fidan bir 60-70 santim büyümüş. Birinci hata olarak arkadaşlar yüksek tepe vurumu. Normalde şuradan bakın, şurası aşı yeri, aşı noktası şurası. Anacın kesildiği yer. Buradan 3 göz kesip 3 göz sayıp şuradan kesseydi, üçüncü gözün bir santimetre üstünden kesseydi, bu fidan önce kökü geliştirecekti. Daha sonra da 2 metrelere, 3 metrelere çıkabilecekti. Bu bakımda çıkar arkadaşlar. Toprak gerçekten çok güzel bir toprak. Potasyum oranı çok güzel. Fosfor normal seviyelerde ama biraz daha artırılabilir. Azot zaten toprakta olmaz. Azot uçucudur. Azotu her zaman eklememiz lazım. Yani bu bakımda 2-3 metrelere rahat bulabilirdi. Dikilen fidanlardan bu tarafta 2 tanesini söktük, çıkarttık. Kurumuş. Attık kenara. Arkadaşlar, burada rastladığımız şu fidanda gövde iç kurdu girmişti. Buradan kestik. Bakın, parçası da burada. Gövde iç kurdunu tespit ettik. Bu bölümde 30 fidanda 2 tane gövde iç kurdu bulduk. Sonra arkadaşlar, burası mavi sertifikalı. Özellikle belirtiyorum. Mavi sertifikalı demek hastalıklardan ari demek. Hem ismine doğru hem hastalıklardan ari demek. Bakın, burada bakteriyel yanıklar rastladık. Şu bölümde bakteriyel yanıklığa rastladık. Şöyle bakın. İçe doğru çöküntü yapar bakteriyel yanıklık. Bu fidanı yani gövdeyi komple sardığı için bu fidanı çıkaracağız arkadaşlar. Bakın, böyle yeşil ama orası çökmüş. Bu fidanı çıkaracağız. Diğer bir fidanımız daha vardı rastladığımız. Burada bu sırada arkadaşlar 2-3 tane bakteriyel yanıklığa rastladık. Burada da Phytophthora görüyoruz. Bakın, gövdeyi iyice sarmış. Şuraları da kazdık. 360 derece neredeyse Phytophthora var. Yani hastalık zararlı var arkadaşlar. Kemal abimiz çok güzel bakmasına rağmen fidanların bazısı gelişmiş, bazıları da tam gelişememiş. Valla mavi sertifika güvenilir diye elinden geleni yapmaya çalışmış ama işte geliştirebildiği kadar geliştirmiş. Durum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, bu bahçede peki ne yapacağız? Diğer parsele geçtim. Az önce diğer yolun diğer tarafındaydık. Oradan bu tarafa geçtik. Arkadaşlar, bakın, buralarda lekeler var. Hastalık zararlı olma ihtimaline karşı bu kısmı önceki videomda sadece bordo bulamacı sürdüğümü veya süreceğimi söylemiştim. Sürdüğümü göstermiştim hatta. Ama bordo bulamacı ilk yağmurda yıkandı gitti. Şu anda ne yapacağız arkadaşlar? Tavan boyasına 10 kilogram tavan boyasına 10 kilogram 10 litre su koyacağız. Yarım litre de şey özür diliyorum, yarım kilogram da bordo bulamacı katıp iyice özleyeceğiz ve burayı fırçayla iyice boyayacağız. Kemal abimiz burayı tavan boyasıyla boyamış ama sezon sonuna doğru artık bu yıkana yıkana pek bir şey kalmamış. Şöyle yakından bakarsak görürüz. Öncelikli olarak bu işlemi yapacağız ki bedenlerde bakteri yanıklık, fitoptera gibi hastalıklar varsa önleyici olalım, dezenfekte edelim amaçlı bunu yapacağız. Daha sonra burayı iyice gezeceğiz.
Bazı fidanlar gelişmemiş. Yenileyeceğimiz fidanlar olacak. Bakın diğer sıradaki, tam önümüzdeki şuradaki fidan yenilenmesi gerekecek belki. İyice kontrol edeceğiz bunları. Arkadaşlar, ben sürekli videolarımda şunu tavsiye ediyorum. Aliyet'te ve Luna atın. Niye atın? Fitoptera, bakteriyel yanıklığı da fayda sorar az çok. Fisarium gibi hastalıkları sistemik ilaç Aliyet'te ve Luna yapraktan girer, köke kadar etki yapar. Köke dökersek kökten yaprağa kadar bütün bedene etki yapar. O yüzden dolayı Aliyet'te ve Luna'yı uygulamamız lazım. Sezonda en az 1-2 defa. Yani şöyle de yapabiliriz. Yani normal ilaçlamamız M22, M45 şeklinde devam edecek. Araya bir Aliyet'te ve Luna atarız. Daha sonra 15 gün 15 devam ediyoruz ya. Araya bir yani ilk ilaçlama M22, ikinci ilaçlama M20 Aliyet'te ve Luna, üçüncü ilaçlama M45, dördüncü ilaçlama ya da Taşigaran atarız. Hem ağaçlar bağışıklık kazanmaz, hem de bütün mücadelemizi yapmış oluruz. Yani bu neredeyse tedavisi zor denilen, mümkün olmayan bu hastalıkları bu ilaçlamalarla önleriz ve tedavi etmiş oluruz arkadaşlar. Bu bahçeden anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir de çekeyim, görün. Etrafı çiteliyle çekilmiş. Bizim düşündüğümüzü Kemal abi yaptırmış. Bakın üstte de dikenli tel çektirmiş. Biz bunu kendi bahçemizde sonra yapacağız. Buraya da arkadaşlar sel almasın diye gördüğünüz gibi ark vurulmuş. Çok güzel bir bahçe kurulmaya çalışılmış. İnşallah daha da güzel olacak. Elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız. Toprak analizi yapıldı arkadaşlar bu bahçede. Değerler benim görebildiğim çok güzel. Bazı eksiklikler var. Çinko gibi, mangan gibi eksikler var. Bunları tamamlayacağız. Potasyum zaten fazla. Yani yeterli ve biraz daha üstünde gibi. Fosfor ve azot desteklemesi yapacağız. Bu gübrelemeleri Mart ayında yapacağız arkadaşlar. Şu anda azot verirsek yeniden sürgüne geçer. Aralık sonu Ocak başı gibi don olursa, burası Fethiye, rakım da fazla yüksek değil arkadaşlar. Halen sıcak, bakın Ekim'in 31'inde halen sıcak. Burada don belki Aralık'ın sonu, Ekim'in başında olacak. O donlardan zarar görmemesi için şu anda azot atmayız. Onu Mart'a erteleyiz. Fakat şu anda gerekli çalışmaları yapacağız. Herkese Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere arkadaşlar.